Konu netlik kazandı mı Zuhal Hanım? Arkadaşların hala kafasında bir soru işareti var mı? Ama siz hala savunmaya devam ediyorsunuz. Bakın savunmaya devam ediyorsunuz dediniz. Bir ürünü beğendim, bir ürünü beğenmedim. Bundan daha net ama Serdar Bey, bir şey söylediğinde hemen bir yaklaşıyorsunuz. Bir saniye, Muhammed Bey yorum yapacak. Dinliyorum sizi. Serdar Bey, sizin yaptığınız hal ve hareketler bu şüpheleri doğuruyor. Yani... Aynen öyle. Emine Hanım'la Başak Hanım'ı dışarıda birisi görseydi belki bu şüpheye kapılmazdı. Ama siz burada sanki ısrarla yani ille şüphelenin diye bir hareketler yapmaya çalışıyorsunuz. Ben yorum yaparken onun yorumunu siz sanmıyorsunuz. Muhammed Bey, benim yemek yaptığım günde de Sultan Hanım Başak Hanım'a ne diyordu? Acaba Serdar Bey'i siz mi bir şeyler hissediyormuşsunuz gibi muhabbet oldu. Muhammed Ali Bey, masayı yine karıştırmaya çalışıyorsunuz. Onunla ilgili bir şey söylemiyorsunuz. Sanki Sultan Hanım. Yani bu... Kıskanıyor musunuz bizi? Anlayamadım yani. Evet, siz yine de masayı karıştırmak şaşırırlar. Niye ikiniz aynı anda Muhammed Ali Bey'e yükleniyorsunuz? Benim öyle bir şeyim yok. Benim çoluk çocuğum evlenme yaşına gelmiş. Benim kıskanacak tamam, bir doğru, durumum zaten yok. Düşünemezsiniz sadece bu saatten şunu demek sonra. İstiyorum. Sadece şunu demek istiyorum ki siz bu yaptığınız hal ve hareketlerle Başak Hanım'ı şüphelendirecek hareketler yapıyorsunuz. İşte Başak Hanım'a da Başak Hanım'ı ister istemez lazım. Bir acaba aklında gelebilir diyorum. Yani bu soru işaretini bence siz koyuyorsunuz. Bence Başak Hanım bizi takip etmiş. Yoksa 30 saniyelik, 1 dakikalık konuşmayı başka kimse görmemiş de sadece Başak Hanım'ı görmüş. Serdar demek Bey, ki bizi takip etmiş, elinde kamerası açık mı bekliyor? Serdar Bey, farkındaysanız Emine Hanım da Muhammed Ali Bey de bana destek veriyor bu konuda. Hı hı. Ben Emine Hanım'a da zaten gerekli açıklamayı yaptım. Kareye katılabilir. Aa, yok, ben sizin gibi primci olmak istemiyorum. Yok, ben prim sadece yapmıyorum zaten. Herhangi bir firman vesaire diyor. Ben çünkü sıradan bir garson. Benim sözümü kesecekseniz ben hiç konuşmayayım yok, o zaman tamam, ya. Buyurun, dinliyorum. Bu olayların bu kadar büyütülmesinin sebebi zaten sizsiniz. Sultan Hanım da siz. Hı-hı. Bu kadar bize bir eleştiri sunmasanız, bir olay sunmasanız sürekli sanki biz aman şüphe ederim de siz bir şeyler bakın, yapın. Bakın ben Sultan Hanım'ı da eleştiriyorum yemeklerini, farkında mısınız? Ama bizim eleştiri yapmamıza aynı izin vermiyorsunuz. Diyorsunuz ki siz yanlış yorum yapıyorsunuz. Ama bunu Muhammed Bey yorum yapmak için yorum yaptığı için ister istemez. Ama sen sanki daha toleranslısın Sultan'a karşı ya da yemeklerini eleştirirken daha bir naif, daha yumuşak eleştiriyorsun yok, sanki. Yok, puanlamaya geldiğinde zaten adaleti sağlayacağım. Zaten puanlamada hepinizin takınması gereken tutum objektif olarak yemekleri değerlendirmek olmalı. Hayır, Serdar Bey'de bir de şöyle bir kanı var benim hakkımda. Yemekten anlamıyor, yemek yorumunu yapmayı bilmiyor gibi bir şeyler öne sürmeye çalışıyor. Sultan şimdi aynı şeyi söylemişsiniz ama bence fena bir performans sergilemiyor şimdiye ama kadar. Ama Serdar Bey, tekrar hatırlatıyorum. Sizin onu neden söylemiyorsunuz? Durmadan çaydan başka bir şey konuşmadığınız için söylüyorum. Yok, çay mevzusu bitti, onu kapattı. Siz aklınızı hala taşıyorsunuz. Çay bitmiş bu arada, tatlıya kalmadı. 4 gündür bitmedi de. Sizin alcı böreğiniz eksiklerini bu hiçbir şeyden anlamaz dediğiniz Muhammed Ali Bey'di. Ben söyledim. Siz söylemediniz. Estağfurullah, bilemeyiz kimin neyden anlayıp anlamadığını yahu. Hepimiz siz hala avda kaldınız, gelemediniz. Evet, avlandınız çünkü siz. Ava giderken avlandınız. Çayınız bitmiş isterseniz. Çayım bitti. Ben içerim daha içerim. Avcı böreği av oldu Muhammed Ali Bey. Aynen öyle. Bak, tatlıya kalmadı çayın. Çay, siz ne yapacaksınız? Siz elleriniz falan zaten silemesin. Zaten düşüncelere daldı şimdiden. Aman bıçağı bırakın. Bıçak yok. Sinirlendiniz mi yoksa? Yok, sinirliyim de bıçak şey o... Geçmedi mi daha sinirli? Bir ekip arkadaşlarımızdan Hanım, rica etsek kendime de çay gelemedim. Verse size. Çok özür dilerim Zuhal Hanım. Ben kendime hala gelemedim. Adaletsiz puan vermekten korkuyorum. Ben bir 5 dakika bana müsaade eder misin dışarıya çıksam? Hayda. Yani karşımda bir hanımefendi olduğu için tamamen... Tabii bizim orada çay ocağımız var. İstersen oradan alabilirsin çay. Zaten aslında aklımda o vardı. Belki rahatlarım biraz. Hadi iç çayını. En azından adaletsizlik yapmak yapma, istemiyorum. Yapma. Benim tamam. Kişiliğime peki, aykırı hadi. Çünkü. Bizim orada bardaklarımız var ya. Karton bardak. Karton bardağa karşıyım biraz da. Ha tamam. Adamın çay bardağı nerede? Adamın çay bardağı. Onu da çöpe attı herhalde. O da mı gitti? O da gitti. Allah'ım, neler yaşıyoruz böyle. İçsin bari, ne diyeyim artık yani. Bu kadar da kendine gelemeyecek kadar. Abi bu nedir, ben anlayamadım abi ya. Yani içeride de şu anda sunum program işliyor ama ya şu çayın kime ne zararı var Allah aşkına ya? Şunun kime ne zararı var ya? Vallahi elim ayağım titriyor. Ben gerekli tepkiyi gösteremedim. Elim ayağım titriyor. Hani hanımefendi olduğu için gerekli tepkiyi gösteremedim. Yani şunun bir şu masum çayın kime bir zararı var şunun? İnan bana, sırf şunu içip rahatlamak istememin nedeni adaletsizlik yapmamak. Çünkü yani adaletsiz puan vereceğim diye korkuyorum. O da benim kişiliğime aykırı.
Ama şunun ne zararı var? Sultan Hanım, sizin de bir sevdiğiniz varmış. Artık bu muhabbette bitirelim. Yani birbirinize bir sürekli bir şey yap, yakıştırma yapmayın. Bir ya arkadaş olamaz mıyız? Derken yani, bir yarışma programdayız. Biz de arkadaşız ama sizin tamam. gibi konuşmuyoruz. Bence yo, programdan size de mesela sonra arkadaş olabilirsiniz. Dedim. Şu an değil hani prensesler de. Sevimli ve tatlı şey olur dedi. Bana bunu iyi niyeti söylemediniz. Yani hayır, ben açıklama yapmadım Zuhal Hanım. Prenses olduğu için yapılmamıştır tarzında bir şey yaptınız orada. Hayır, ben sadece dediğim gibi sevimli ve tatlılara prenses denildiği için teşekkür o şekilde. Teşekkür ederim o zaman iltifatınız için. Rica ederim. Güzel anlamda söylemiş. Tabii ki. Sen neyi daire çiziyorsun? Şey, benim runner'ımda mı tek leke var? Yani bize özel misafirler dedi. Orada da var. Aa evet. Acaba yemekten mi düştü? Yok, daha öncesi yemek salçalı değildi. Özel misafirler dedi bize. O zaman da pirinç düşmüş olurdu muhtemelen. Pirinç olmadığına göre özel o önceden olan. Özel misafirlerde siz lekeli şeyler mi koyuyorsunuz? Leke vardı Amerikan servisinde. Kraliyet ailesi onları lekeliydi. Onları alırken zaten böyleydi. Benle alakalı bir konu değil onları. Siz o kadar maddi durumunuz iyiyken neden lekeli bir şey aldınız maddiyatımı ki? Maddiyatımı kullanırsam zaten dediğim gibi burada benimle yarışamazsınız. Ya kullanın canım bizi yani. Herkes anlamadan yapıyordunuz. Buraya lekeli bir şey gelmemeliydi. Tabii. Kabul edilemez Muhammed bir şey. Muhammed Bey sakinleştiniz doğru. mi? Yudum alsaydınız. Çayıyla gelmiş gene. Biraz. Afiyet olsun Muhammed Ali. Bizim çayımız da güzeldir Muhammed Ali. Bir Rize çayı gibi olmasa da. Yok. Rize çayı bunu ben getirdim. Nasıl? Ben getirdim sette de güzel Rize çayı içeyim diye. Arkadaşlar da Ateke'de çok güzel. Ateke'de içtiğin yetmedi. Cebinde geziyor. Çok ama teşekkür ederiz. Demleyen arkadaş da güzel demlemiş. Ellerine Mustafa sağlık. Sağ olsun. Teşekkür ederiz çay için ben de ayrıca. Ben de teşekkür ederim. Bu arada kaç dakika oldu Zuhal Hanım? Kaç dakika oldu? Yani bayağı oldu. Hemen getiriyorum. 38 dakika oldu Zuhal Hanım. 38 dakika olmuş. Zaman nasıl su gibi akıp geçiyor. Teşekkürler. 8. dakikada getirdim. 8. dakikada. Kuzu incik yanında ne vardı Sultan? Yanında boş tabak var. Yanında boş tabak ile. Boş tabak dediniz, patates var zaten, yani bari yanında kapya biber var. İnciyi bari servis yaparken bir tık çapraz koysaydınız da kendi olmayan yani tabağınızı doldursaydınız. Ben böyle tercih ettim. Ekmek koyun da bari. Sunumu da böyle yaptım. Ha bu vişne sosu muydu? Muhammed Bey, ben siz çay bardağınızı alıp oraya yapalım. Koyun. Boşluğu doldurun. Bak ben bile olsam böyle yapardım. Ben böyle çok masa düzeninden anlamayan biriyim ama gene vizyon. Doğru, bravo. Bu. İyi yakaladın Muhammed. Sultan Hanım. Efendim? Muhammed Ali Bey şu an sofrada çay içiyor. Siz fark etmediniz sanırım. Hayır, fark etmediniz. Hani geri adım atmıyordunuz? Hani daha izin vermiyordunuz? Daha yeni çözmüştük. Krizi fiştek değil, hayır. Fiştek değil. Ya muhtemelen ipek takma kirpiklerinden net görememiştir masanın okuyucusu. Sultan Hanım bir şey rica edebilir miyim? Ne oldu Sultan Hanım? Bir şey rica edebilir miyim sizden? Muhammed Ali Bey, ben size içemezsiniz dedim. O dediniz, o zaman içmedik, bitti, kapansın mevzu. Bak benim bu çayı içme nedenim, inanın bana, kendime geleyim. Adaletsiz puan vermeyeyim diye. Bu sizin lehinize bir şey şu anda. Ne ya? Yani, çayı size içermesem adaletsiz mi olacaksınız? Olabilirim diye korkuyorum. Burası çok bir yemek programı. Ben yatışmam lazım. Bizim çayımız. Yemeğin gerçi lezzetine kendi göre çayımız. Karar vermek bakın, gerekiyor. Bakın Zuhal da hatırlattı. Kendi çayımı içmem. Ben çay içmenizi tamam, sizin istemiyorum. Ben yemekleri servise devam etti. Artık uzatmıyorum. Sizin çayınız, benim kendi çayımı içmiyorum. Sizin tamam, ben ne kadar oldu. Saygısız bir beyefendi olduğunuzu onu biz anladım. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Alırken gördük bir saygısızlığı.